Herkese merhaba, yine videoya karşınızdayım. Bugünkü videoyu benden uzun zamandır istiyordunuz. Tahmin etmişsinizdir ki matematik hakkında konuşacağım bugün. Biliyorum aranızda matematiğe gerçekten zorlananlar var ve netlerini yükseltmek için çok uğraşanlar var. Ben de bugün size 6 adımda matematik netlerinizi nasıl yükseltirsiniz, matematiği nasıl fullersiniz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle birinci adım konu tekrar yapmak. Çünkü konuyu iyi oturtmanız gerekiyor. Ya konu anlatım videoları izlemelisiniz ya da elinizde bir konu özeti varsa onu tekrar okuyarak konunun temelini iyi anlamalısınız. Çünkü yeni sorularda konunun temelini bilmek çok önemli. Ne kadar uzun bir hikaye dinlemek zorunda olsanız da konunun temelini bilmiyorsanız o hikayeyi anlasanız bile sorudaki işlem beceriniz olmadığı için o soruyu yapamazsınız. O yüzden konuyu bilmek çok önemli. Bu birinci adım genellikle çok atlanan bir adım. İnsanlar genellikle konu tekrarı yapmıyorlar. Ama bence gerçekten önemli bir adım. İkinci adıma gelmek gerekirse en az 30 tane TEOG tarzı soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü diyeceksiniz ki hani LGS yeni nesil bir sınav. Neden TEOG tarzı sorular çözelim ki? Ama yeni nesil soruların temelinde de yine işlem bilgisi yatıyor. TEOG tarzı sorularla işlem becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani sadece işleme yönelik, hiçbir hikayesi olmayan, hiçbir olayı olmayan sorularla sadece işlem soruları çözerek öncelikle bir işleme oturtmanız gerekiyor. Çünkü yeni nesil sorularda özellikle geçen sene işlem becerisini gerçekten çok zorlayan sorular vardı. O yüzden bu da önemli bir adım. Üçüncü adıma gelirsek yeni nesil sorulara geçiyoruz şimdi. En az 200 tane o konuyla ilgili yeni nesil soru çözmek. Şöyle yeni nesil soruları kolay, orta, zor diye sınıflandırmanız gerekiyor. Öncelikle kolay sorulardan başlayarak gitgide daha zora doğru ilerlerseniz hem moral motivasyon açısından daha iyi olur. Hem de kolay sorularda alışmış olursunuz. Zor soruları daha rahat yaparsınız. Dördüncü adıma gelirsek, dördüncü adım çok önemli. Geçmiş yıllardaki örnek soruları ve LGS sorularını çözmek. Bu neden çok önemli bir adım? Çünkü biliyorsunuz sınava her zaman MEP hazırlıyor ve belli bir soru sorma tarzı var. O soru tarzını öğrenirseniz siz eski sorulardan sınavda nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz ve ona yönelik çalışırsınız. O yüzden geçmiş yıllardaki soruları çözmek çok önemli. Zaten MEP'in kendi sitesinde konu konu ayrılmış bir şekilde geçmiş yılın bütün örnek soruları duruyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ben de aşağıya linkini bırakırım. Beşinci adım da çok önemli bir adım. Matematik branş denemelerine geçmek. Deneme mantığı normal soru çözmekten biraz daha farklı oluyor. Çünkü hem sorular test kitaplarındakine göre daha kaliteli oluyor. Hem de süreyle çözmeniz gerekiyor o tarz denemeleri. O yüzden 40 dakikada 20 soru çözüyorsunuz. Ve gerçekten bir deneme gibi sessiz bir ortamda odaklanarak çözmeniz gerekiyor. Böylece süreli bir şekilde daha kaliteli soruları ve tam odaklanarak çözdüğünüz için aldığınız verim de tabii ki daha yüksek oluyor. Benim önerim en az 5 tane o konu hakkında branş denemesi çözmeniz. Tabii ki bunu arttırabilirsiniz ama 5'ten aşağıya düşmenizi tavsiye etmem. 6. ve belki de en önemli adıma geldik. Eğer bütün 5 adımı yaptıysanız ama 6.yı umursamadıysanız gerçekten boşuna emek harcamış olursunuz. Çünkü 6. adım şu ana kadar çözdüğünüz bütün sorulardaki hatalarınızı bulmak, tekrar gözden geçirmek ve anlamadığınız veya zorlandığınız soruları bir şekilde doğrusunu öğrenmek. İsterseniz kare kodla soru çözümünü izleyebilirsiniz. İsterseniz bir hocanızı anlattırabilirsiniz. İsterseniz bir arkadaşınızdan size soruyu çözmesini rica edebilirsiniz. Ama bir şekilde o sorunun doğru çözümünü öğrenmeniz gerekiyor. Sorunun püf noktalarını, kolay çözümünü öğrenmeniz gerekiyor ki tekrar bir yerde karşınıza çıktığında soruda zorlanmayın. Evet, benim bahsettiğim 6 adım bu şekildeydi. Eminim ki bu şekilde çalışırsanız netleriniz gerçekten artacaktır. Umarım matematikte zorlanan arkadaşlara yardımcı olan bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.